Metin Coşkun. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Metin Coşgel, 1996 yılında Harvard Üniversitesi'nde ve 2002 yılında Yale Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1989'dan beri Connecticut Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve bulunduğu üniversitede halen bölüm başkanı olan Coşgel'in Osmanlı dönemi iktisat tarihi üzerine yazıları bulunmaktadır. Azime Burcu Solay bu yıl onur öğrencisi olarak seçilen Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Azime Burcu Solak, 2009 yılından itibaren Toplum Gönülleri Vakfı'nda gençlik çalışmalarının içerisinde aktif olarak yer almaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünü 2009 yılında bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde tarih yüksek lisansına devam eden Yasin Arslantaş'ın ilgi alanları arasında klasik ve erken modern dönem Osmanlı sosyoekonomik ve dini kültürel tarihi, Cumhuriyet dönemi iktisadi tarihi ve historiografisi yer almaktadır. Şubat 2011'den bu yana Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup İngilizce, Almanca ve Osmanlıca bilimleri. Kampüs'ten herkese merhaba. Her programda olduğu gibi ekonomi üzerine yeni konu ve konuğumuzla sizlerleyiz. Bugün araştırma görevlisi Yasin Arslan Taş eşliğinde konuğumuz Prof. Dr. Metin Coşkeli ile siyaset ekonomisi ve dün üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. İsterseniz biraz araştırmalarınızdan ve kendinizden bahsederek başlayalım. Tabii. Biliyoruz ki siz Connecticut Amerika'nın Connecticut Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde çalışıyorsunuz. Evet. Ama tabii ki araştırmalarınızdan kendiniz biraz da bahsederseniz memnun oluruz. Tabii. tabii benim araştırmalarım daha çok iki konu üzerinde odaklanıyor. Birincisi Osmanlı tarihi, iktisat tarihi üzerinde işte vergi düzeni, kadı sicilleri üzerine dayanan Osmanlı hukuku gibi konularla ilgilendim. Diğer bir konuda din ve devlet ilişkileri üzerine bağlı uğraşıyorum bir de. Din ve devlet ilişkileri üzerine uğraşıyorum dediniz. Bu konuda sanırım bir makaleniz de var. Evet. Din ve devlet isimli. Yalnız iktisatçının sanki biraz ilgi alanının dışında gibi duruyor. Evet, Bunu nasıl açıklayacaksınız? Tabii yani doğru ilk akış bakışta bir iktisatçının hani din devlet gibi konularla ilgilenmesi biraz hani iktisat genellikte tüketim üretim arz talep gibi konularla yani fiyatlar gibi konularla ilgileniyor ama bakarsanız iktisat literatürüne son işte 10-20 yıldır. İktisatçılar bunun çok dışına çıkmayı becerdiler. Yani mesela iktisatçılar şu an hukuk üzerinde yazıyorlar. Hukuk ve iktisat gibi bir dalımız var, ana dalımız. Yani interdisipliner çalışmalar. interdisiplinleri tabii. Mesela siyaset aynı şekilde iktisatçılar siyaseti çalışıyorlar, aile çalışıyorlar, toplum çalışıyorlar. Yani iktisat artık bir şeyin çok dışına çıktı. Benim zaten bu konuda ve din devlet konusundaki çalışmalarımın diğer bir yaklaşımı da siyasal iktisat siyasal ekonomi yaklaşımında bu özellikle son 4-5 yılda diyeyim çok gelişmiş bir yani yeni yeni iş şey yapan yaklaşan bir konu hmm. makro ekonomide mikro ekonomide birçok alanda yani şöyle kısaca anlatayım normal olarak değilim toplum olarak belirli bir şeyi seçmemiz gerekiyor. Bu seçim iktisatçılar ...yöntemleriyle çalışırsanız e, diyelim A yöntemini seçeceksiniz. Fakat çoğu zaman toplumlar B'yi seçiyorlar. Bunun nedeni genellikle e, siyasal e, sorunlar yüzünden olabiliyor. Yani bunun işte araştırmasını yapıyorum. Şimdi benim bu yöntemi e, dine uygulamam türünde bir çalışma oldu bu bahsettiğiniz e, çalışma. Peki hocam din ve devlet ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu konuda aslında sorulacak çok şey var. Tabii bu Türkiye'de önemli bir soru biliyorsunuz. Ama sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada dinin üzerinde odaklanan çok sorular var. Genellikle bu sorular yani düşünürseniz din ve devlet tarih boyunca toplumların ürettikleri en önemli belki iki kurum. Yani din ve devlet ayrı olarak ve bunların bir araya gelmeleri için bir neden yok aslında düşünürsünüz. Yani bunlar bambaşka görevleri olan kurumlar. fakat tarih boyunca yine bunlar bir araya gelmişler. Şimdi bu soru önemi Türkiye çapında ya da İslam ülkeleri çapında genellikle dinin devlete karışması şeklinde hep soruldu. Mesela bakarsanız son işte 50-100 yıldır yani Cumhuriyet döneminden sonra en azından Türkiye'de sorulan sorular ve aranan cevaplar da özellikle batıdan gelen cevaplarda mesela Bernard Lewis gibi çalışmacıların hı hı. yaklaşımı İslam'ın din devlet ilişkilerinde dinden devlete yönelen bir şey var. Fakat şu son 4-5 yılda gene batıdan gelen bir değişim ve ben bu konuda katıldığım bir yaklaşım bu. Aslında ilişkinin diğer taraflı da olabileceği yani sorunun devletin dini kontrolü şeklinde olabileceği yönünde bir yaklaşım var. Benim bu bahsettiğiniz makalede sorduğum soru da zaten o. Yani hangi şartlarda devlet dine karışıyor? Bunu ama sadece Türkiye çapında ya da İslam çapında sormadık. Biz yani yaptığımız araştırma bütün tarihe ve şu an 20. yüzyılda sadece e, Türkiye'de değil bütün dünyada size birkaç örnek vereyim. Burada yanımda getirdim takım rakamları. Mesela Afrika'da e, 46 ülkeden 9'unda devlet dini kontrol ediyor. E, bu rakamlar e, tabi e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artıyor. 18 ülkeden 17'sinde devlet kontrol ediyor. E, hiç beklemediğiniz yerlerde mesela Avrupa'da e, 49 ülkeden 25'inde, aslında devlet dini kontrol ediyor. Yani İskandinavya'ya bakarsınız, İngiltere'ye bakarsınız e, kiliseler aslında devlet kiliseleri. E, Türkiye'de aynı şekilde diyanet devletin yönetimindedir. E, bizim sorduğumuz soru e, tarihte bu çok görülen bir şey. Yani sadece bu İslam ülkeleri değil bakarsınız tarihte Yunan şeylerine kadar, şehir devletlerine kadar giden bir şey bu. E, bunu sorduğumuz soru neden e, devlet e, dini kontrol ediyor. Yani bunun şeyi de biz tabii iktisadi yani kuram kullanıyoruz tabii iktisatçı olarak baktığımız Hı. için dediğimiz sorduğunuz soruya tekrar dönüyorum. Ee, ve bu işin içine siyasal e, ekonomi katmamızda devlet ilişkisi şimdi düşünürseniz bu asıl konu burada. E, devletin meşruiyeti yani yasallaşması. E, ve bunu iktisatçı olarak bakmamızda devletin vergi toplama gücü. Yani Şimdi düşünürseniz neden biz vergi ödüyoruz? İki nedenle yani iki ana neden. E, belki siz vergi ödemiyorsunuz ama yani ödeyen kişi neden ödüyor? E, bir nedeni e, ödemezseniz hapse gireceksiniz. Tabii bir, yani bir yükümlülük var, bir şi, devletin size kullanabileceği bir şiddet var. Ordu var, polis var yani mahkeme var size hapse atılabilirsiniz. Bu tabii yani Türkiye çapında bütün dünyada böyle. Bütün tarih boyunca böyle. Diğer bir nedeni de insanlar hani polis falan olmasa bile yine vergi ödeyebilirler. Bu da devlete bağımlılıktan gelen bir şey. Yani devletin iyi bir vazife gördüğünü yani seve seve vergi veren insan da var. Hani polis falan mahkeme olmasa da. O da devlete bağımlılık olarak düşünüyor. Yani iki kaynağı var insanların neden vergi verdiği. Ve din bu ikinci kaynakta önemli bir fonksiyon görebiliyor toplumlarda tarih boyunca. Yani de insan eğer ki bir din yani bu din olarak değil de din ve e, ülke çapında e, şartlar öyle ise ki insanlar daha çok din fonksiyonu olarak vergi ödüyorlarsa yani mesela diyelim kralı aynı zamanda bir din görevlisi olarak görüyorsa e, bir ibadet olarak belki vergi ödüyor insan. E, o durumda Devletin dini kontrol etmesi daha güzel oluyor çünkü aynı şekilde mesela soru şey olarak da sorabiliriz neden devlet orduyu hakimiyeti altında bulunduruyor çünkü ordu devletin vergi kullanmasına toplamasına yardımcı oluyor aynı şeyi buraya da uygulayabiliriz yani benim yaklaşımım bu Tabii yani şeyi yanlış anlamayın din toplumda bir sürü fonksiyonu var hani inanan inança karşı bir şeyimiz yok ama eee inancın bir fonksiyonu olarak da belki bir bu unintended consequence dediğimiz beklenmeyen bir sonuç olarak da hı hı. böyle bir şey yaratıyor. Yani insanların vergi ödemelerine yardımcı oluyor. Bunu fark eden devlette de, dine o zaman orduya sahip olduğu gibi dine de sahip olma e, kalkıyor. Yani e, şu an belki Türkiye'de olan bu tür bir şey yani bu tabii hükümetten çok devletten bahsediyorum ben yani şey olarak. Peki devlet bir <laughs> anlamda o zaman eee halk ile din arasındaki iyi ilişkiden vergi toplamak yoluyla faydalanmak mı istiyor? Yani bu kanalı mı kullanmak istiyor? Tabii bu Böyle kanalı bu kanalı kullanmak istiyor. Yani devlet o zaman ne yapıyor? Mesela e, kiliseye, camiye kendi özel kurdurtmak yerine kendi parasıyla kurdurtuyor ki bunu destek veriyor. Evet. Yani aynı şekilde kiliseye atama e, yani papaz atanacaksa, ya da din görevlisi her kimse her, her din hangi ülke ise onu kendisi atamak istiyor ki bu zaman kendisi kontrol edebilsin diye. Yani dinin devleti kontrol pardon devletin dini kontrol etmesinin bir nedenleri bu. Şimdi biz bunu bu bahsettiğiniz araştırmada tarihteki bir takım devletlerde inceledik. Mesela, evet, ne gibi örnekler var? Ne gibi mesela Türkiye'de bir Cumhuriyet sonrası değişim bunun bir örneği evet. Sovyet mesela bunun aslında tersini de düşünebilirsiniz o, belki daha güzel bir örnek ee, Sovyet Rusya'ya bakarsanız orada da tam tersi var ee, kilise ile devlet birbirlerini aslında çatışıyorlar çünkü kilise devlete karşı bunu devletin karşılığı anlıyor ki devlet dini kullanarak vergi toplayamayacak aksine dini ee, ...vergi toplamasına engel oluyor. O zaman dini bastırmaya çalışıyor. Yani bütün Sovyet düzeninde... E, ...dini tamamen bastırmaya çalışıyorlar. E, aynı şekilde... ...şimdi biz bunu aslında daha iyi bir örnek belki... Şey ...yine iktisatçıların belki takdir edebilecekleri bir örnek... E, ...biz bunu ekonometrik bir araştırma yaptık. Yani iki türü bir destek yaptık. Birincisi böyle örnekler verdik. Case study türü... Hı hı. Diğeri de bir e, İsrailli bir araştırma Canatın Fox adında onun e, geliştirdiği, derlediği bir e, State and Religion data Set diye bir e, e, data bazını kullanarak 20. yüzyılda işte 100 yüz kaç 171 devlet bu 2004-2005 yıllarında toplanmış datalar bunlar bunu kullanarak oradan bir takım endeksler oluşturduk bu endekslerin mesela bir tanesi ee, din ne kadar devletin vergi kullanımısında yardımcı oluyor yani bu e, meşruiyete ne kadar yardımcı olabiliyor? bunu mesela birkaç örnek vereyim ee, ülkenin bayrağında din sembolü var mı ee, varsa bir varsa yoksa sıfır yani bunları toplayarak bu tür şeyleri göstergeleri toplayarak e, din ile de, dinin devleti meşruiyetine yardımcı olacak ya da ülkede e, böyle Kudüs gibi ya da e, Vatikan gibi yerler var mı? Milletin hac gibi gidebileceği yerler var mı? Varsa devletin meşruiyetine tabii yardımcı oluyor bunlar. İşte bunları toplayarak bir endeks oluşturduk. İşte bunlara bakarak mesela seç şey sonuçları geliyor. Ben onları yine şey yapayım. Bu bir yaptığımız bir ekonometrik bir e, araştırma. Tabii bunu detaylarına giremeyeceğim. Şimdi ilgilenen kişiler bu bahsettiğiniz makale State of State and Religion, bu Journal of Comparative evet. Economics diye bir Amerika'daki bir dergide yayınlandı. Bakıyoruz orada mesela devletin kontrol etmesinin ne kadar ki devlete dinden gelen bir bağımlılık varsa o ülkelerde onun artması oranında devletin vergi yok toplama gücü artıyor. Yani orada bir pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Tabii bunun yakalayabilmemiz için bunu ekonometriden anlayanlar bilirler bu soruyu evet. anla, detaylı biraz anlatmamı. Bunu yakalayabilmemiz için baskı şeyleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bu ülkelerin mesela küçük ülkeler ile büyük ülkeler arasında farklılıklar olabiliyor. Ya da baktığımız başka neler var? Hem alan olarak hem nüfus olarak yani ülkelerin zengin mi farklı mı olması ilginç. Mesela ülkelere bakıyoruz, daha zengin ülkelerde daha bir pozitif bir ilişki var bu konuda din-devlet ilişkisi arasında. Yani ilginç bir bulgu. İnsanların ne kadar yaşadığı life expectancy dediğimiz şey onlar yaşam beklentisi, sağlık, yaşam evet. beklentisi tabi bunlar ilginç bir sürü şeye baktık aslında mesela ülkede ne kadar internet kullanılıyor ne kadar telefon var falan bunlar pek ilginç çıkmadı ama evet. yani tekrar konuya döneyim din devlet ilişkisinde tam kurama destekleyecek şekilde e, ampirik sonuçlar bulduk bu. O o, o ilginç oldu yani zaten. Peki biraz buradan gidelim <laughs> o zaman. Sosyoloji ve siyaset biliminde son yıllarda hani çok matematikselleşti bu konu artık. Tabii tabii. Hani siz de ekonometrik veriler kullanıyorsunuz. Tabii. Bu bağlamda hani gerçekten bu sonuçlar anlamlı mı? E, bu sosyal Hı -hı. bilimlerin gidişini e, Nereye sizce? Tabii şimdi zaten genelde iktisat tarihinde bütün yani Batı, Avrupa, Asya her yer dahil. Bu belki 70-80'lerde başlayan bir akım bu. İktisat evet. kuramını ve sayısal ekonometrik metotları kullanmak. Şimdi Osmanlı tarihi buna biraz geç başladı. <laughs> ...fakat başladı. yani Bunun Bizim, için, bizim ee... yapmaya çalıştığımız zaten... bu ...sadece ben değilim tabii... Evet. ...başka meslektaşlarımız var bu konuda ilgilenen... ...bu tür bir şeyi... ...Osmanlı tarihine getirebilmek. Yani tabii... ...birçok bizden önce gelen kişiler... ...Osmanlı tarihini incelediler. Bizim değişik olarak yapmaya çalıştığımız... ...rakamlar toplayarak, ölçerek, biçerek... Hı hı. ...sonuçları iktisatçıların da... ...kabul edebileceği şekilde... ...yani iktisatçı mesela nasıl iktisat... Kuramını ya da ekonometrik analizi bugünkü tüketim, üretim gibi konular uygulayabiliyorsa biz aynı şeyi tarihi yapıyoruz. Bu bahsettiğim araştır araştırmada da dine yapıyoruz. Yani arasında hiç fark yok aslında. Yani, Bazı şimdi, anlamlı sonuçlar bulabilirsiniz yani Tabii tabii. Yani aslında. şimdi bu araştırma bir iki güzel tarafı var bunun. Birincisi Osmanlı tarihinin incelemesini daha bilimsel bir düzeye çıkarıyor tabii bunu yapma bu şekilde yapmamız. İkincisi Osmanlı tarihiyle belki hiç ilgilenmeyecek insanlar bizim makalemiz. Mesela bu makale Orta Doğu tarihi ya da Osmanlı tarihi gibi bir dergide yayınlanmalıdır. Bu Journal of Comparative Economics yani kar karşılaştırmalı, karşılaştırmalı ekonomi dergisinde yayınlandı. Bu dergiyi okuyan insan Avrupa tarihiyle ilgileniyor. Bugünkü Türkiye, bugünkü hı hı. Avrupa, bugünkü İngiltere, bugünkü Amerika ile ilgileniyor. Yani orada Osmanlı ya da Türkiye konusu bizim bu şekilde incelememiz onların gündemine de geliyor. Yani öyle bir aradaki bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz tabii. Peki Osmanlı tarihinden bahsettiniz. Biz biliyoruz ki siz bahsettiğiniz gibi Osmanlı iktisat tarihinde çalışıyorsunuz aslında evet. ve hani devletin bazı yasallaştırmaları var. Osmanlı tarihinde buna örnekler var mı? Tabii aslında çok güzel örnekler var. Mesela bu bir yine bir yaptığımız bir araştırma bu henüz yayınlanmadı bildiğiniz Osmanlı'da çok önemli sorulardan bir tanesi matbaanın Osmanlı'ya geç gelişi belki biliyorsunuzdur yani neredeyse 300 sene Avrupa'da kullanılmasından sonra Osmanlı'da Ancak matbaa e tabi Osmanlı 800. Yüzyılda e izin verildi fakat on, yani asıl şey yapılması yani e, tam kullanılması 19. yüzyıla kadar neredeyse sarktı. E, şimdi bunun bir sürü tabi açıklamaları oldu. Bunun açıklamaları yine benziyor aslında bu din devlet yani bahsettim Bernard Lewis mesela dinden devlete geldi şeklinde. Osmanlı pardon matbaada neden geç geldi sorusunun cevapları mesela işte Türk insanının muhafazakar olduğu, dinin buna önüne geçtiği, türü böyle dinden gelen ya da kültürden yani bu... gelen açıklamalar Hı -hı. oldu. Şimdi ben bu araç açıklamayı tersine çevirerek aslında yani düşünürseniz eğer matbaa yasaklandıysa bunu eee şeyhülislam yasaklamadı, bunu insanlar yasaklamadı, bunu devlet yasakladı. Bu yasağın nereden geldiği konusu yani bildiğimiz yasak nameler var bu konuda ya da serbestlendiği zaman serbest verilen şeyde açık açık yazıyor yani bunu 300 yıldır işte şey yapılmadı artık bunu ortaya çıkaralım türü şimdi bunun açıklaması yine bu şeyle bahsettiğimiz konuyla ilgili devletin din aracılığıyla meşruiyetinden geliyor şu şekilde. Bu arada mesela ulema var. Yani mesela yine şey döneyim. daha evet. belki açıklamalar. işte ulema karşı çıktı. Bunun için yasaklandı türü açıklamalar var. Yani Birçok açıklaması var. Niye matbaa geç geldi de. Bunlardan bir tanesini biraz odaklanalım. Evet. Şimdi aslında ben bunu biraz çeviriyorum. Çünkü ulemanın kendi başına aslında yasaklama gücü yok. Gücü olan kişi ulemaya bakarak. Yani ulema şimdi matbaadan önce şöyle düşün. Matbaadan önce ulema Devletin vergi toplamasının nasıl yardımcı oluyor? Bu daha çok sözel. Yani işte camilerde, şurada, burada, nerede. Yani bu aslında Osmanlı'da, başka ülkelerde de oldu. Paris'te mesela çok geç geldi matbaa, 20 yıl Paris. bekledi. Ee, benzeri şeyler. Ee, matbaanın ortaya gelmesi, bunun yani e, iktisatçıların anlayabileceği bir kelime kullanayım, e, kapitalin e, iş gücünü ...destek vermesi, yani yerine geçmesi şeklinde... ...capital labor substitution... ...türü bir şey olacak. Şimdi evet. buna karşı çıkmanın bir anlamı şey... şey değiştirecek. Bu, bu işin teknolojisini değiştiriyor. Bunun için devletin işine gelmiyor aslında. Yani böyle bir açıklama. Bunun detayları aslında şey... ...yazgınlıklarla... ...pragmatik var, tabii bir ki. amaç içeriyor. Tabii, tabii. Yani bunu tabii vaktimiz yok detaylarına evet. girecek ama... bu ...bu tür ilginç... ...açıklamaları yani uzat uzantıları da var bu konuların tabii yani şey. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok, tabii. Teşekkür, Çok teşekkür ederiz. E teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben, ben de için. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bugün Yasin hocamızla birlikte Profesör Doktor Metin Coşke ile din devlet ve siyaset üzerine konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere Hoşçakalın.